binlerce yarını görebileceğini bilebilir miydi? Ya da sayısız dünün beklediği hangi yarın olduğunu? Umut taşıyabilir miydi peki? Bir adım ötesine. Biriktirdiği günlerin hesabını bilmeden yaşamak da vardı. Geride bıraktığı asırların yükünü taşımakta. Yarını göremezsin. O yüzden bir anlamı vardır eldekilerin. Yarını göremezsin. Ancak umut taşırsın. Bilinmeze yürümek, umutlarının peşinde koşmak, sınırları aşmak. Kadim dostları bu umudun ve varoluş mücadelesinin en özellerinden birinde takip ediyoruz. Kıyıda durup ufuk çizgisini düşünmek. Sonra sırtını verdiği karaya o umudun ve cesaretin meyvelerini taşımak. Ne kadar derinlere inen bir dünyadır o. Denizin içi, üzerinde yol alıp başka kıyılara ulaşılan yüzeyi, güverteye atlamadan önce ayağının bastığı iskeleden geriye uzanan uçsuz bucaksız kıyılar, dağlar, ovalar, ormanlar ve hikayeleri. Merak eder insanoğlu bu hikayeleri. Binlerce yıl önce başlayan yolculukları. Çünkü bilmek ister geleceği. Osman Hocam, sizinle yıllar önce tanıştığımız bu mekandayız yine. Ve ben buraya her seyrek de olsa gelişimde sizden duyduğum şeylerle kafamda o kadar keyifli hikayeler ve ufuklar açılıyor ki. Bugün de buraya geldik Ercan'la birlikte. Torosları gezdik, sizle bahsettiğimiz birçok ağaçların hikayesini çektik. Ve burası bizim için ayrı bir bölüm ve ayrı bir hikaye. Bence çok da özel bir hikaye. Çünkü aklıma şu geliyor bir anda. Hani karada yaşayan insanların ve oradaki kültürün bir çıkış noktası, bir gelişme noktası gibi sanki denizcilik. Hani bir denizde bir ufuk çizgisi var, oraya doğru bir seyahat. Ya da ardı bilinen bir yere ulaşıp oraya bir ticaret yapmak için sıvı bir yüzeyin üzerinde seyahat etmemizi gerektiren bir araç var. Ve bu aracın her parçası belki, hani siz hep anlatırsınız. Yüzlerce parçadan meydana geldi. Yüzlerce parçadan meydana geldiği için her birinin ayrı bir ihtiyacı gidermesi gerekiyor. Ve ayrı bir teknik özelliği olması gerekiyor doğadan da gelse. Yani denizciliğin aslında karadaki hayatı da, belki bilimi de, teknolojiyi de geliştiren bir lokomotif olduğu veya bir ufuk ışık olduğu hissi geliyor ve ben sanki sizin bu konuda çok söyleyeceklerinizin olduğunu düşünüyorum. Valla çoğunu söylediğiniz aslında doğru, öyle. Deniz başka bir şey, her şeyden öte. İşte bu demin de bahsettiğiniz sıvı ovalar. Herkes herkesle komşu. Mesela biz İspanya ile şu anda komşuyuz. Deniz olduğu için. Deniz birleştiriyor. Şimdi kara insanı daha farklı görür her şeyi. Mesela denizde sınır yoktur. Hiçbir zaman. Askeri olarak da sınır olmadı. Olamaz. Ama kara öyle değil. Karanın şartları çok daha köşelidir. Buna karşılıklı denizde her şey yuvarlaktır. Tekne yuvarlaktır, çakıl taşları yuvarlaktır, dalgalar yuvarlaktır. İnsanlar o yuvarlaklığın içinde bir şeyin birden çok çözümü, birden çok tanımı olduğunu görüyorsunuz. Onun için denizde
kendi içinde sorgulanmadan yapılan şeyler vardır. Artık denizci de kafasını o yuvarlaklığa alıştırır. Bazen yanlış şeyler yaparlar. Mesela dümen, tekne tipolojisinde dümenin gelişimi çok yanlıştır. Yani niye böyle düşünemediler diye hatta biz de şey yaparız. Yani antik çağ kaptanları, antik çağ denizcileri çok iyi denizcilerdir ama bir sürü de yanlış yaparlar. O yanlışın herhalde temelinde yatan şey bu olsa gerek. Pek fazla sorgulamazlar. Hatta fırtına olduğu zaman direğe çıkar, fortuna diye bağırırlar. O artık kader. Mesela tam limana yaklaşıyorsunuz. Bizim de olur bir yakın arkadaşım. Vardık, iyi ki daha varmadık, esas şimdi başlıyor diye. Limanda batar tekne çünkü. Her lafın arkasında bir kısmetse dersiniz. Bir şey olur, kısmetse varırız, kısmetse. Bu karada demiyorsunuz bunu, demem ben de ama denizde diyorsunuz. Telsiz selametle diye kapatılır. Selamet, hani senin güzel yol olsun, yolun açık olsun anlamına gelen bir kelime. Bu mutlaka bizde böyledir, başka toplumlarda da eminim. Yani denize doğru giden adama bir son bir selam verilir yani. Bu genelde böyledir. Ama bunu tabii felsefi olarak açıklamak başka. Mühendislik olarak açıklamak da mesela Lomboz'da pencere. Pencere köşelidir. Hiçbir zaman köşeli bir şey olmaz karinada ya da gemi gövdesinde. Ama onun açıklaması felsefi falan değil, gayet şeydir. Mühendis. Yani köşede eğer bir yuvarlaklık vermezseniz yırtılır orası. Eğer verirseniz çıktı yani şey kuvvet kolu dönerek zayıflar. Bütün parçalar birbirleriyle ilintilidir. O ilgiyi doğru kurarsanız iyi tekne yapmış olursunuz. İşte amaç da gördüğü kuvveti gövde içinde dağıtıp yoluna devam edebilmek. Yani fırtınada mesela. Mesela en çok şeyden örnek veririz öğrencilere. Buzluktan buzluğu çıkarttınız. Böyle kelebek gibi ters eğdiğiniz zaman buzlar içinden şu yukarı doğru fırlar. Orada müthiş bir güç oluşuyor. Aynı şey tekneye denizde de fırtına esnasında ya da sert havada oluyor. Yani de ortadan kırılıyor gidersiniz. Hocam tam bu aşamada ben de bir şey sormak istedim. Orada ağaç kalitesi çok önemli. Şimdi hangi ağaç? Kırılıp gider dediniz ya. Hangi ağaç? Yüz küsür parça diyorsunuz. Yüz küsür farklı şeyden bahsediyorsunuz. Birçok ayrıntıdan bahsediyorsunuz. Evet. Yuvarlaklıktan bahsediyorsunuz. Dirençten bahsediyorsunuz. Dolayısıyla az önce Murat da söyledi, Toroslardan geldik buralara, oralarda da bir şeyler bakıp geldik dedi. Toroslardan buralara kadar gelen bir ahşap malzeme var. Daha doğrusu Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ahşap malzemeler var. Bunların hepsinin... Örneğin Gelibolu tersanelerinden. Evet, yani bunların hepsinin birleşme aşaması var. Siz burada aslında bu reanimasyon ya da yeniden oluşma, yeniden yapma dediğimiz antik çağdaki bir tekneyi yaparken bu ahşapları da kullandınız. Bunların kalitesini nasıl oluşturdunuz? Yani ya da nasıl oluşturmuşlar zamanında? Gidip de bir sedir ağacını nasıl tercih etmişler? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Bilginin temeli deneme yanılma tabii ki. Ama nerede deneyip nerede yanıldığınızı da unutmayacaksınız. Yoksa de hayatınız deneme yanılmayla geçer. Hayır, Toroslardan gelen sedirle işte belki Karadeniz'deki herhangi bir ağacı Akdeniz Ege kıyısındaki bir teknede buluşturan dinamik zaten çok ilginç herhalde. Oradaki ekolojik durum da tabii çok önemli. Mesela kestane sıcak, güneş hiç sevmez. Nemliyken alınır, yani alınır, bakımı yapılır, hemen daha kurumadan atılır. Eğer açılırsa, bir kere çekerse kendini, yandı derler zaten tekneye. Bir daha kapatmaz. Hep sorun, hep problem çıkartır. Kalafat, yani sızdırmazlık problemi çıkartır. Peki bu kibele ve kiklap tekneleri, bunların yapım ve hatta seyahatleri var işte. Marsilya'ya, Kaş'a gidişleri var. Biraz ondan bahseder misiniz? İşte yaptığınız tekneyi zaten yapma amacınız bu. Uzak yol. Uzak yola gittiği zaman ne olacak? Mesela bir kürekçinin ambarın içinde 20 kürekçili bu tekne. Ufak da bir teknedir. 20 kürekçi çok fazla bir kürekçi değil. Düşünün bir Sirirem'de 130, 140, 170 kürekçi var. Veyahut da bir kadırgada daha sonraki dönemlerde. Yani bir bardak su içmeye kalksanız 160 bardak suyu dağıtmanız gerekiyor sabah. Birer bardak verseniz bile. Bu bizde seyahati de oldu.
25 kişiydik, pardon 27 kişiydik. Ne yapsanız 27 çarpı yapıyorsunuz. Hadi eski gemilerde bir gene bir hiyerarşi var falan ama burada mecburen artık sosyal adalet gereği bir çay içecekseniz eğer 27 bardak çay yapmak zorundasınız. Catering'i geliştirmiş yani bir anlamda. Basık ambardı. Ambar olabildiği kadar tavanı alçak olur. Eğilerek ve yürüyerek eğilerek ve o şekilde yaşanır teknede. Dimdik yürünmez, yürüyemezsiniz. 130 santimlik bir tahta oturağı var bir kürekçinin. Her şeyini orada yapıyor işte, orada oturuyor, vardiyasını orada bekliyor. Dolaşılacak da bir tekne değil yani içinde. Güverte izni pek verilmez. Kürekçi zaten normalde de o dönemi içinde de güverte izni verilmez. Güneşin altında. Bazı. Şimdi 2,5 ay sürdü. Evet. 2,5 ay içinde biz işte gene ambarın içine girdik. Yani güneşten kaçamıyorsunuz. Açık havada faaliyet yaptığınız her alanda yoruluyorsunuz. Dinlenme şansı bir yere kadar var, bir yere kadar yok. Yani havanın dümdüz olması da iyi bir şey değil. Bu sefer yelken açamıyorsunuz. Fazla esiyor, çok esti diyorsunuz. Yani doğaya icat ettiğiniz, kendiniz icat ettiğiniz doğada böyle bir tekne falan yok. Siz yapıyorsunuz onu. O suyun üstünde tutunma ve gitme isteği size bu yüzlerce parçadan meydana gelmiş. Tuhaf bir yapı çıkıyor karşınıza. Demin dediğim gibi yer çekiminden acayip bir şekilde etkilenmesin diye iyice farklı bir şekilde üretilen bir şey. Hiçbir şey, bir tane çizgi düz gitmez. Hep eğridir. İşte bu eğrilik aslında işin temeli. Bir ağacın dağlardan kıyıya kadar gelip kıyılardan diğer kıyılara nasıl hareket ettiğini, ağacın nasıl yürüdüğünü diyelim biz anlattınız. Size teşekkür ediyoruz bize bu zamanı ayırdığınız için. Telaşla, sabırsızca yaşadığımız hayatlara sığdıramadığımız onca şeyi sonsuza dek yaşayacakmış gibi sabırla İlmek ilmek işlemişler tarihin kayıp sayfalarını. Her şey bu kadar yavaş ve uzun ilerlemesine rağmen sıkılmak nedir bilmemişler. Koca bir ağaç kütüğünü Anadolu'nun bütün engebelerini yeniden kıyıya taşırken. Ondandır ki aşmışlar denizleri. Geceleri, gündüzleri, adını bile bilmedikleri engelleri. İnsanlar önce toplayıcılar olarak, daha sonra ormanlardan farklı biçimlerde yararlanmayı keşfederek, daha sonra tarımı keşfederek ve iklimin bu değişkenliğini fark ederek değişik ürünler geliştirmeye başlamışlardır. Bir örnek verecek olursak, henüz kalıntıları ayakta olan Efes antik kentimizin, antik şehirlerin, Roma devrinin zengin dönemini hatırlayalım. Anadolu o tarihlerde Anadolu'da zeytin üretiliyor. Bağcılık önemli. Bu iki bitkisel ürünün para ettiği biliniyor. Bunun ama satılması, pazarlanması gerekiyor. Denizin kenarındaki limanlarımız da var. Ama taşımak için kap gerekiyor. O tarihlerde sıvıların taşınabilmesi için elde bulunan kaplar sadece topraktan üretilen seramikler. Amforalar. Gemilere yüklenmek için özel biçimlendirilmiş amforalar. Bu amforalarla deniz aşırı ülkelere hem şarabı hem zeytinyağını satma olanağı bulmuş ve zenginleşmiş olan bölge Efes bölgesi. Ancak paranın tadını alan, ihracatın nimetlerinden yararlanan ve varlıkta olan insanlar daha fazla kazanmak için çevredeki dağlardaki ormanları kesip
Önce amforaları pişirmişler. Sonra açılan alanlara bağ ve zeytin çubuğu, zeytin dikmişler. Zeytinyağı bollaştıkça daha fazla açmışlar. Daha fazla amforaya ihtiyaç olmuş. Daha fazla ağaç kesip yakmışlar. Ve çok varlıklı oldukları zaman da keyfini hamamlarda kullanmaya ya da yaşamaya başlamışlar. Günde 40 ton odunun yandığı o Roma hamamlarından söz edilir. Şimdi buraya kadar her şey mükemmel görünüyor. Toprağın amforaya dönüştürülmesi, toprağın pişirilmesi için ormanların kullanılması, yeni kültürel ürün elde etmek için, yani zeytin ve bağ elde etmek için tarlaların açılması, ormanın erozyona karşı koruyucu etkisinin yok olmasına, toprakların taşınmasına ve Efes limanının toprakla dolarak bu medeniyetin yok olmasına neden olmuştur. Murat ve Ercan, doğayla konuşabilmenin, onu anlayabilmenin binlerce yıllık hikayelerini bir kez daha dinliyor ve bizlere aktarıyorlar. Teos kenti de yeryüzünde benzer yaşanmışlıkların yüzlerce örneğinden biri. Etkisini tüm Anadolu'ya ve hatta oradan da öteye taşımış olan bir ticaret ve kültür kentidir. Bir gününüzü orada geçirdiğinizde mutlaka anlatır size kendisini. Akropol'den inerken tiyatrosundan hala çınlayan sesler karşılar sizi. Sonra meclisi, agorası, limanı ve hala yaşayan zeytin ağaçları. O hikayeleri var ki, hepsi sayısız gün ve geceyi barındıran, ancak hepsi kocaman bir yaşantı olan. Böylesi bir gün batımı işte Teos'ta. Kulaklarınıza geçmişin ayak seslerinin yerleştiği, kentte akşamüstü telaşının ya da kıyıda huzurlu bir akşamın zihinlerinizde canlandığı. Bu yöredeki gezimiz beni çok etkiledi. Hani Osman Hoca'yla da konuştuğumuz, aslında resmen aynı şeyi söylemek üzere buluşmuşuz gibi dediğimiz o ufuk çizgisi burada her yerde karşımıza çıktı. Yani denizciliğin, denizin ötesini aşmanın ve orayı keşfetmenin bütün bilgisi, bütün gerekçesi sırtınızı döndüğünüz ya da arkanızı aldığınız bütün karanın içerisindeki bilgiye, beceriye ve gelişime bağlı. Biz burada insanların bu bütün bilgiyi nasıl geliştirdiklerini, aynı zamanda doğayla yaptıkları mücadelede kazanımlarını ya da bu kazanımların her zaman kazanım değil, yok olmalarına sebep olacak şeyler olduğunu gördük. Belki bu gücün, bu heybetin sonunda işte Efes gibi, İlçin Hoca'nın anlattığı şekilde Efes gibi birçok şehrin zaman içerisinde yok olduğunu gördük. Bu da aramızdaki dilin, doğayla aramızdaki dilin ne kadar önemli olduğunu ve bunun ne kadar önemli bir işlev gördüğünü, ne güzel bir mesaj olduğunu gelecek kuşaklara aktaracak en önemli tarihi hikayeler. Katılıyorum sana. Ancak İlçin Hoca'nın söylediği şeye, tarihin devam ettiği, medeniyetlerin sadece yok olduğu ama yerine yeni medeniyetlerin geldiğini az önceki bu meşe ağacı bize aslında çok iyi ifade ediyor. Çünkü etrafına baktığımızda yakınlarda buna hemencik tohum bırakabilecek buraya bir meşe yok. Ancak doğa öyle bir denge oluşturmuş ki bu meşenin tohumunu kim bilir hangi hayvan buraya taşıdı. Çünkü koca bir palamut, kendi kendine buraya gelme şansı yok. Hangi hayvan taşıdı bilmiyoruz. Ancak doğadaki yaşamın hiçbir zaman bitmediğinin en büyük ispatı bu işte. Hep kıyıya dönmeyi arzulasanız da deniz özgürlük demektir. Toprağında umudu ekmenin tohumudur. Bir gün iskeleden halatı çözüp bekle beni dercesine geriye doğru el sallamak.